Artık iki boyutlu çizim komutlarına başlayalım. İlk öncelikle bakın ön düzlemi seçiyorum. Sonra da gelip çizgi komutuna basıyorum. Çizgi komutu temel olarak girildiği zaman az seçeneği olan ve basit bir komuttur. İki şekilde çizgi çizersiniz. Bir, tıklarsınız herhangi bir yere. Mouse'a elimi sürmüyorum, elim boşta. Ondan sonra da gidip herhangi başka bir yere tıklıyorum. Tıklıyorum, tıklıyorum, tıklıyorum. Escape'e basarsanız bu işlemi bırakır. Yoksa dikiş iğnesi gibi dike dike gidersiniz. Anlatabiliyor muyum? Aynı mantıkla dikkat edin. Aldım, tıkladım, 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 tıkladım. Gelip kendisine tıklarsam da komutu otomatikman bırakır. Yani kendisine tıklamak kapalı bir alan yarattığı için doğal olarak sistem bu işi bırakıyor. Birazcık kaydırmayı size öğretmiştim hatırlarsanız. Ekranda sağa doğru gitmeyi kontrolle kayıyorduk. Bakın ekranı temizlemek için birazcık kaydırdım kontrolle. Kontrol tekerleğin üstüne basılı tutarak tabi. Bir diğer yöntem ise ilk noktaya tıkladıktan sonra parmağımı basılı tutuyorum. Kaldırmıyorum mouse'un sol tuşundan ve bir yere kadar gidip o yerde bırakıyorum. Bakın o zaman çizgiyi size devamsız olarak çiziyor. Gördünüz mü? Bu da bir yöntem aynı şekilde. Dediğiniz gibi çalışmak için. Ekrandaki her şeyi aynı şekilde düzenleyebilirsiniz çizdikten sonra. Tutup sürükleyerek başka bir yere alabilirsiniz. Tutup herhangi bir ucundan sürükleyerek kısaltabilirsiniz. Uzatabilirsiniz. Başka bir şeye götürüp birleştirebilirsiniz. Bakın şu şekilde. İlişki kurduğunuzu anlar ve onunla ilişkili şekilde çalışmaya başlar artık. Yani aslında bir tür bütün çizgilerimi ucuca bırakarak topluyorum şu anda. Bir tür ilişki kuruyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu tabii ki size kalmış. Yani yapmak ya da yapmamak. Şimdi çizgi çizme işinin içerisinde bir diğer konuda ilişkiler yakalamak. İlişkiler yakalamaktan kastım, bakın bir çizgiyi siz çizerken onun orta noktasını ve uçlarını otomatik yakalar. Ve orta noktaya bir kere dokunursanız hep o orta nokta orada açık kalır. Gördünüz mü? Aynı mantık. Bakın boşta geziyorum, hiçbir şey yok ama çizgi çizeceğim zaman orta noktaya yaklaştım mı orta nokta sürekli benim için açık kalıyor. Gördünüz mü? Bakın geldim. Orta noktaya dokundum. Bu sefer bununki açık kaldı. Ve 2 gün sonra, 5 saniye sonra, 5 dakika sonra da olsa gidip bunun orta noktasını getirip bunun orta noktasını birleştirebiliyorum. Kolayca yakalayabiliyorsunuz. Tabii ki çizginin büyüyüp küçülmesi bizim için hiçbir şey değiştirmiyor. Bakın hep onun orta noktasında kalıyor. Şimdi, pardon. Şöyle dik bakla bakayım. Çok güzel. Şimdi bakın ekrandaki her şeyi seçiyorum ve siliyorum. Bunu yapamıyorsanız sorun değil, çizgi çizmeye devam edin. Seçme silmeyi birazdan anlatacağım. Bir sonraki videoda anlatacağım. Şimdi devam edelim. Yapmak istediğim şey çizgi komutuna girdiğim zamanki seçenekler. Çizildiği gibi rastgele açıda çizmek demek. Bir diğeri Escape'e basın şurayı veya komuttan çıkın tekrar girin. Yatay. Sadece yatay çizebilirsiniz. Bakın dikey hiçbir şey çizmiyor. Sadece yatay çiziyor. Anlatabiliyor muyum? Okey dedim. Dikey doğal olarak tam tersi. Sadece dikey çizebiliyor. Açılı da çizdiğiniz çizgiye belli bir açı tanımlayabiliyorsunuz doğal olarak. Yani belli bir açıda gidiyor. Yatay dikey fark etmiyor. Her anlamda gidiyor ama sonuçta açısını tanımlamak biraz daha kolay. Açı ve ölçüyle. Dikkat edin. Yatayda açı opsiyon değil, boy opsiyon önemliyken açıya bastığınız zaman açı opsiyon önemli. Şimdi dikkat edeceksiniz şimdi yapacağım şey. Bakın 45 dereceyi de diyorum ve uzunluğa da 100 diyorum. Gördünüz mü? Sonra dokunduğum yer neresi ise oradan sonra bu çizgiyi otomatikman yerleştiriyor. Bütün mesele bu. Nereye dokunursanız. Tekrar girdim. Yardımcı olarak diye bir komut var. Yardımcı olarak da çizdiğiniz komutu yardımcı çizgiye çeviriyor. Şu ekranda şu şeyler var ya, bunlar çizgilerin ilişkileri. Bir sonraki videoda anlatacağım. Acele etmeyin ne demek olduğunu. Tamam mı? Bu konuya şu yeşil şeylere kafayı takmayın şimdi. Biliyorum eğitimlere çok merak ediyorlar. Acele yok. Ne anlatıyordum? Ha, yardımcı olarak. Bakın bir çizgiyi çizerken yardımcı olarak işaretlerseniz ve çizerseniz o çizgi eksen çizgisi gibidir. Kesik kesik gözükür ve hesaba katılmaz. Bilgisayarın RAM'inde çok fazla yer tutmaz. Çizim yaparken de çok bir önemi olmaz. Ne demek istiyorum? Şimdi izleyin. Elinizi mouse'dan çekin. Lütfen çekin. Gerçekten çekin ve arkanıza yaslanın. İzleyin. Sadece izleyin. Şimdi anlatacağımı kullanmanız gerekmiyor çünkü. Yardımcı olarak bir çizgiyi kullanacaksanız çeşitli yöntemleri var. Aynen şuradan çizdikten sonra düzenleyebiliyorsunuz çünkü. Çizdim ya.
Gelip şu menü bir daha açılıyor ve ben yardımcı olarak işaretlediğim zaman yardımcıya dönüşüyor. Gelip sağ tıklayıp yardımcı olarak seçerseniz de bakın aynı şekilde şurada yani yardımcı geometri derseniz yine yardımcı hale dönüşüyor tıklamanızla birlikte. Ne işe yarıyor bu yardımcı? Dikkat edin bu çizgi yardımcıya. Geliyorum objeleri aynalı diyorum. Diyor ki neyi aynalayacağım? Şunu. Neyin etrafında aynalayacağım? Bu yardımcı çizgi etrafında. Bakın buna göre aynı. İşte yardımcı bu. Referans oluyor. Ya referans olan her çizgi işlemin içerisinde birçok şeyi etkiler. Bakın ne kadar yakınlaştırıp uzaklaştırırsam aynalama işlemi de o kadar sağlıklı hale geliyor. Gördünüz mü? Ama bunu yapmıyorsunuz. Sadece izlediniz. Seçtim, sildim. Tümüne evet dedim. Bütün ilişkileri kaldırdım. Hemen yanında bastığın zaman açılan üçgen var. Burada da merkez çizgisini seçebilirsiniz. Merkez çizgisi dediği şey de aslında yardımcı çizgidir yine. Çizgiye girdiğimde yardımcı olan yanında en son olarak sonsuz var. Bir yere dokunup çizgi çizmeye çalışırsanız oradan geçen sonsuz uzunlukta bir çizgi çiziyor. Ve siz ekranı ne kadar büyütüp küçültürseniz küçültün o çizgi sonsuza kadar gider. İçiniz rahat olsun. Yine de referans için kullanılır bu çizgiler. Ve bu amaçla yaratılır. Bir sonraki videoda sizlerle birlikte çizgiler konusuna devam edeceğiz. Çizgilerin açılı veya teğetli kullanımını göreceğiz. Sonra da ilişkilerini göreceğiz.